Sevgili yay, yükselen yay, ay burcu yay olan dostlarım. Daha önceki videolarda da söyledim, şimdi de söylüyorum. Daha önce yıldızlarıma bakmayacağımı iletmiştim size. Çünkü beni çok fazla yordular, çok fazla insanla uğraşmak zorunda kaldım. Çok sıkıntı içinde bıraktılar arkadaşlar. O yüzden dedim ki ben artık bu ayak takımı aşağılık insanlarla uğraşmaktan bıktım dedim. Her gün onlara söz söylemek ya da onların her gün tehditlerini dinlemek. Yani bu klavye kahramanlarından bıktım dedim dostlar. Yani artık vaktim yok. Gerçekten de vaktim yok. Ama çok sayıda kişi benden yıldızlamayı tekrar dönmemi istedi. Fayda gördüklerini söyledi. Allah razı olsun. Aslında ben konsepti değiştirecektim dostlarım. Farklı bir şeyler yapacaktım. Yani kendime göre meditasyon ağırlıklı olmak üzere çok farklı şeyler düşünüyordum. Fakat onları da yaparız ama gücüm kuvvetim kalmıyor dostlarım. Yıldızname gerçekten beni bitiriyor yani. Böyle omuzlarım falan düşüyor. Ebced hesabı gerçekten çok zor. Bana öğret diyen arkadaşlar, Ebced hesabını ben çok küçük yaşta öğrendim. Çok genç bir yaşta öğrendim. Yani yıllardır yaptığım bu hesaplamayı size öğretmem gerçekten çok zor. Ve Ebced hesabı dışında arkadaşlar yine de yani yıldızname sadece Ebced'le bakılmıyor biliyorsunuz. Harflerin de anlamları var. Sayı değerlerinin yanı sıra onların bir açılımı var, bir enerjisi var. Hem sayı değerleri hem de enerjiler üstünden gittiğim için lütfen dostlarım hani bana da öğret anlamında zor yani yıllarımı verdim ben bu iş için. Nasıl öğretim yıllarımı verdiğim bir şey. Ezber gerekiyor. Her harfin sayısal değerini ezberlemen gerekiyor. Ezber yaşı belli bir saatten sonra geçiyor dostlarım. Ezber yaşı en çok ne zamandır biliyor musunuz? 8-9 yaş civarıdır. Ben öğretmenlik yaptığım dönemde arkadaşlar özellikle ikinci sınıfı okuturken derdim ki veli toplantılarında arkadaşlar derdim çocukların anne babalarına çocuklarınızla beraber ikinci sınıf olacaksınız. Diyelim 1'den 9'a kadar çarpım tablosu var. 9 kere 9 81 deriz bitiririz. Ama 10'lar var, 11'ler var, 12'ler var. 12 çarpı 12 mesela çocuk. Bunu otomatik ben söyleyebilmeli. İkinci sınıf çocuğu bunu ezberler mi derlerdi. Ben de itiraz ederdim. Arkadaşlar derdim ki ikinci sınıf çocuğu tam da ezber yaşı. Bunu çok iyi ezberler derdim. Bunu bilerek söylerdim. Bilinçli olarak söylerdim. O da şöyle ki dostlar. İngilizler biliyorsunuz Hindistan'da uzun yıllar sömürgecilik yaptılar. Ve İngilizler Hindistan'a gittiklerinde yaptıkları ilk iş bu çocuklara öyle ağır dersler verelim ki ayık basınlar, bağımsızlıklarını kazanmasınlar gibi böyle bir düşünceyle olsa gerek. Çarpım tablosunu vermişler böyle 1'den 20'ye kadar. 17 çarpı 18 diyorsun ikinci sınıf çocuğu otomatikman söylüyor. Ve İngilizler Hindistan'dan çekildikten sonra Hintliler gene bu aynı eğitim sistemini devam ettirmişler. Yani İngilizler nasıl koyduysa öyle devam etmiş. Ve sonra bilişim çağı açılıyor. Bilgisayar çağı. Bütün bilgisayarcılar Hintli, Pakistanlı, Afganistanlı. Bütün bilgisayarcılar ya Çinlidir. Yani bilgisayar programını yapanlar. Biz o programı kullanmayı zor biliyoruz. Onlar o programları nasıl yapmışlar? Ezberleri güçlü olduğu için yapmışlar arkadaşlar. Bakın ezbere geleceğim.
Ve gerçekten bir tane İngiliz, bir tane Alman, bir tane İtalyan bilgisayar programcısı bulamazsınız. Hepsi ya Hintlidir, ya Pakistanlıdır, ya Bengalidir, Bangladeşlidir. Çünkü onlar çocuklarına o yaşta ezberletiyorlar her şeyi. Bir de ikinci olarak şunu söyleyeceğim sevgili dostlarım. Bizim de işte çocukken falan çok duyardık. İşte 8 yaşında hafız olmuş, 9 yaşında hafız olmuş. Zaten o çocuk ileriki dönemlerde olsa onu ezberleyemez. Yani 15-16 yaşından sonra olsa onu ezberleyemez. Ezber yaşı geçmiştir çünkü. Herkes için mi söz konusu? Evet, herkes için söz konusu bu arkadaşlar. İşte Ebced sayıların numerolojik değerlerini de ben çok küçük yaşta ezberledim. Bu kendi özel ilgi alanımda. O yüzden arkadaşlar hani bana bunu öğret, bana bunu şunu yap falan derseniz yapamam. Ama telaffuzda çok hatam var. Bana mesela geçenlerde bir hafız hanım aradı. Çok kıymetli bir hanım. Çok da güzel sesi vardı. Bana da hatta Kur'an okudu. Melike hocamız. Adını söylemeyecektim ama neyse ağzımdan kaçtı. Bana dedi bir de hani Kur'an'ı dedi düzgün okuyabilsen falan dedi. Arkadaşlar ben telaffuz etmekte zorluk çekiyorum. Ben Ebced hesabı biliyorum. Ben Ebced hesabıyla yapıyorum. Yıldızname hesabı Ebced gerektirir. Ha keşke güzel okuyabilsem ama o yaşları geçirdim. Ona da uğraşacak vaktim yok dostlarım. Hani gırtlağımı düzeltecek, şunla bununla uğraşacak vaktim yok. O yüzden yani varsa bazılarına sıkıcı gelebilir. Affola ne bileyim artık öyle yapıyorum. Sevgili yay burçları, sizin yıldıznamenize bakacağım şimdi hayırlısıyla. Dediklerim bunlar dostlarım. Diyebileceklerim bunlar. Aylık yıldızname bakımıza geçiyorum sevgili yay burçları. Hac suresini okumak istiyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasut teku rabbeküm inna zelzelete saati şeyün azim. Yeme teraf nehu tashelu küllü muradın. Ama ardaat ve tedavi küllü zati hamlin. Hamle tu ve ter annasa sükara ve ma hüm bi sukara ve lakinne azabillahi şedid. Şimdi Hac suresi 22. suredir ve arkadaşlar çoğu Mekke'de indi. Bazı kısımların Medine'de indiği söylenir. 22 sayısı çok enteresan bir sayıdır. Direkt meleklerle alakalıdır dostlarım. Özellikle sert geçen bir yaşamın ardından Hac suresini okuyabilirsiniz sevgili yay burçları. Sizin gününüz Perşembe. Perşembe günleri Hac suresini okuyun. Her şeyin yoluna girmesi için ve yeniden bir şeylerin başlaması için, etrafınızdaki sıkıntılı insanlardan kurtulmak için ve mutlu bir yuva kurmak için Hac suresini okuyabilirsiniz. Ben özellikle Havas ilmi çalışırken Hac suresi 27. ayeti bekar olan genç kızlara çok önerirdim. Bunu sabuna okuyup yıkanabilirsiniz, kısmetiniz açılır. Bir mendil üzerine Hac suresi 27. ayeti yazabilirsiniz. Bir karanlık yerde saklayabilirsiniz. Eşinizle geçimsizlik varsa düzelir. Karanlıkta olan bahtınız aydınlığa çıkar. Bunları söylemiştim. Havas ilmi de dostlarım. Havas ilmiyle çok yakın alakalıyım. Ona batılılar okültizm diyorlar. Okültizmin bir kolu yani. Okültizmin konularından birisi. Evet. Özellikle 27. ayeti açıklamak istiyorum size. Kısmeti kapalı kızlar, kısmeti kapalı beyler, ticarette başarısız olan insanlar ve para kazanmak isteyenler lütfen dikkatli izleyin dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ezzin, finnasi, bilhacı, yetüken, ricalen ve ala küllü damirin. Bunu güzel okudum çünkü ezbere biliyorum. Yetine minküllü fecinamikin.
Burada diyor ki arkadaşlar, insanları hacca çağır, yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde uzak yollardan her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. Çok önemli bir ayettir. Arkadaşlar, bu ayet okuduğunuzda engellerin aşılması ve sıkıntılı işlerin, darda kalmış ve zorda kalmış kişilerin bu ayeti okuduklarında işlerine rast gittiğini, ticarette kazandıklarını, bir genç kız okuduğunda kısmetinin açıldığını söyleyebilirim. Lütfen yapın bunu. Çok inanarak yapmanız gerekiyor. İnanmıyorsanız yapmayın dostlarım. Havas ilminde olsun, bizim yıldızname'de olsun, birinci şartımız olmazsa olmazımız inanmak. İnanmak en büyük koşulumuz, ilk koşulumuz. İnandığımızda her şey yoluna giriyor arkadaşlar. İnanarak yaparsanız çok şeyi çözersiniz sevgili yay burçları. Dediğim gibi Haç suresini perşembe günleri okuyabilirsiniz. Bir kalıp sabun üzerine, bakınız diyelim bu kalıp sabun, bir kalıp üzerine Haç suresini 100 kere oku ve o kalıp sabunla yıkan bir genç kızın kısmeti açılır. 27. ayet ama. 27. ayet okuman lazım. Ya da diyelim bir mendil üzerine oku, bir köşede sakla, yine kısmetini açar, ticarette kazanç sağlar. Haç suresinin 27. ayetini bir kağıda yazıp ya da yazdırıp bir ticarethanede bulundurursan, masanın üzerinde olabilir, kasada olabilir, çekmecede olabilir, ticari kazancınız bol ve bereketli olur. Zikrinizi veriyorum. Yay burçları, ya cebbar zikridir. Tekrar sayısı 206'dır. Her gün okumanız icap eder. Bol rızık ve bereket için ve azamet sahibi, kudret sahibi olmak için. Yeni başlangıçlar için. Evet, noksanları tamamlamak için ve ya cebbar dostlarım, her şeyi tamamlayan ve zalime karşı üstün gelen anlamındadır. Zulme karşı okuyabilirsiniz. Sizi üzen insanlara karşı okuyabilirsiniz. Maddi manevi kazançlar için okuyabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar, bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. İnşallah sevgili yay burçları, bir şeyleri serbest bıraktığınızda her şey yoluna girecek. Yeni bir ev, yeni bir kariyer, yeni bir yuva sizi bekliyor olacak. Ne diyelim? Bunları toparladığımızda her şey yolunda diyebiliriz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.